Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün Tazı Kanyonu'na koşarak çıkacağım. Manavgat Köprülü Kanyon'dayım. Bu koşu sırasındaki maceralarımı sizinle paylaşacağım. Koşu videolarını artık kanalımda bol bol görebilirsiniz. O yüzden takipte kalın. O zaman ben biraz koşayım. Maceralarımı sizle de paylaşayım. Koşuya başladığım yer Beşkonak Oluk Köprü. Start verdiğim nokta burası. Açıklamalar kısmında da Strava linki bırakacağım. Bu yolu koşup yürümek isteyenler o linkten rotaya ulaşabilir. Ortalama %70-%80 single track patikadan oluşuyor. Yolda işaretler var. Şöyle göstereyim. Kırmızı beyaz işaretleri takip edebilirsiniz. Tahmini 11 kilometrelik bir rota. Şu an yaklaşık 1 kilometre oldu. Bir süre asfalttan geliyorsun single track. Yani az single track'e girmek için. Yani asfaltın bittiği noktada aslında sizi rotaya götürüyor ama ben işaretleri takip ederek gideceğim. Az önce demek istediğim buydu. Single track'ten geldim. Asfalta birleştim. Bir süre asfalttan devam edip tekrardan araziye giriş yapacağım. Oluk Köprü'den 1,5 kilometre geldikten sonra artık net bir şekilde araziye giriyoruz. Tazı Kanyonu'na kadar bir daha asfalt görmemiş olacağız. Sürekli araziden, single track patikadan devam edeceğiz. Arkadaşlar bilmeyenler için bilgi geçmek istiyorum. Hani mesafeleri saatimle takip ediyorum. GPS'li bir saat kullanıyorum. Marka Suunto. Suunto 9. Bunun içine rota yükleyip rotadan da gidilebiliyor. Bisiklette de kullanıyorum. Koşarken de kullanıyorum. O yüzden videoda işte şu kilometredeyim, bu kilometredeyim dediğimde tamamen saatim bana verdiği verilere göre hareket ediyorum. Hatta şu an 2 kilometre oldu. Patikadan devam ediyorum. Her şey güzel. Hava çok keyifli. Bu parkur daha önce koşmuştum. Çok sevdiğim bir parkur. Size saatimi de göstereyim. Şu şekilde. Sol köşede mesafesi var. Ortada anlık pace. Altta da süresi var. Buradan takip ediyorum. Tazı Kanyonu karşıda. Şimdi oraya koşarak çıkacağız. Arkadaşlar bu tarz parkurlar aslında herkesin koşabileceği ya da yürüyebileceği parkurlar. Tabi belli zorluk dereceleri var. Ama en sağlıklı şekilde yürüyüp ya da koşmak için kesinlikle düzenli egzersiz yapmak lazım. Düzenli egzersiz sonrasında gerekli ekipmanları toparladıktan sonra bu tarz yürüyüşler ya da koşular yapabilirsiniz. Eğer yeteri kadar egzersiz yapmazsanız bu parkurun ne keyfini çıkartabilirsiniz. Yani acıya dönüşür. O yüzden egzersiz yapıp bu tarz parkurları önce yürüyüp sonra ufak ufak koşmak, yürü koş yapmak daha sağlıklı olur. Hem sakatlık riskini minimuma indirir hem de size çok keyifli bir doğa yürüyüşü olmuş olur. Sonuçta taşlık ve dağlık arazilerden geçiyoruz. Tırmanışlar yapıyoruz.
O yüzden egzersiz yapıp güçlü olmak, sağlıklı olmak her zaman öncelikli olmalıdır. Ben koşmaya devam ediyorum. Kilometre oldu. Burada Tevfik amcanın yeri var. Gök Tevfik. Yaklaşık 80 küsür yaşlarında. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Sağ ol babacığım benim. Nereye koşan? Tazı'ya. Koşa mı gidileceksin? Koşa gidiyorum. Yoruldum yerde yürüyorum. O, ne yapalım? Gençken yapalım. Hadi görüşürüz Tevfik amca. Hadi. Sağ ol. Amca uzaktaydı. Aslında inanılmaz muhabbet bir adam. Şurada yaşıyor. Ve ömrü burada geçmiş. Yani tam yaşını bilmekte var. 80 küsur yaşında olduğunu biliyorum. Manzarası tam böyle. Tazı Kanyonu. Ve karşıda Andız Beli'ne doğru. Buraya gelip çadır kurabilirsiniz, kamp atabilirsiniz. Araç yolu da buraya geliyor. Hatta birkaç yıl önce buraya şey yaptılar. Tazı Kanyonu'ndan Avrupa'nın en uzun ikinci zipline'ını yaptılar. Tazı Kanyonu'nun tarafından bırakıyorlar yaklaşık 2 kilometre. Zipline'ı Tevfik amcanın bu bulunduğu yere indiriyorlar. Macera severlerin bence denemesi gereken bir durum diye düşünüyorum. Şu yukarıda tam görünüyor mu bilmiyorum ama zipline'ın telleri bunlar. Tam karşı dağa kadar gidiyor. Şu an aktif mi değil mi bilmiyorum. Ama aktif olsa lan kayan birilerini görebilirdik. Size kendimle de ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Yaklaşık 12 yıldır farklı spor branşlarıyla uğraşıyorum. Ama en aktif koşu ve bisiklet. Bu tarz arazide koşmamın sebebi daha önce bu tarz yarışlarda koşmuş olmam. Hatta organizasyon dahi yapıyordum. O yüzden antrenman durumum fena değil. Dönem dönem antrenörlük yaptım. Hala çalıştırdığım öğrencilerim var. Kendimin de bu konuyla ilgili destek aldığım bir ekip ve antrenörlerim de var. O yüzden bu tarz branşların gelişmesine katkı sağlamak istiyorum bu tarz videolar çekerek. En azından insanlar daha çok teşvik olur. Yani düşünsene şu an ormanlık alanda tek başıma koşuyorum. Yani kimse yok. Birazdan çıkacağım. Tazı Kanyonu'nda oturacağım. Kahvemi demleyeceğim. Yani çok güzel bir sistem. Kendinizde baş başa olabiliyorsunuz. Ya da bunu ekip olarak yapabilirsiniz. Daha çok İstanbul'da, Ankara'da bu tarz koşu grupları var. Onlardan destek alabilirsiniz. Yani siz de bu tarz branşlara başlayıp hayatınızda farklı insanlar ve farklı coğrafyalar tanımak için yarışlara gidebilirsiniz. İnanılmaz bir sistem yani. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum.
Tabii size bunu anlatırken koştuğum yeri de göstermek istiyorum. Evet. Süper bir yer. Şu an zipline'da iki kişi gidiyor. İstanbul'dan bir ekiple çalışıyorum demiştim. Ekip Run Performance isminde. Necdet, Kerem ve Can diye 3 tane antrenörü var. Güzel bir ekip. Sistematik işleyişlerini beğeniyorum. O yüzden onlarla birlikte çalışıyoruz. Onu eğer video izlerlerse çok selam gönderiyorum. Ayrıyeten de grupta bulunan bütün ekip arkadaşlarıma da selamlarımı gönderiyorum. İnşallah bir gün onları Manavgat'ta burada misafir edersem Tazı Kanyonu'nda bizzat kendim koşturmak istiyorum. Bu da onlara bir açık davettir. 5. kilometreye geldiğimizde burada bir yol ayrımı var. Hemen sağda ahşap bir bina göreceksiniz. Bir de karşıya böyle düz giden bir yol var. Biz sağdan devam edeceğiz. Ahşap yolda zaten işaretleri bulabilirsiniz. Ama ben buraya kadar gelmişken de aşağıda Yer Köprü diye bir yer var. Tazı Kanyonu tam böyle alttan gören bir yer. Yer Köprü'ye kadar koşacağım. Ortalama 300-400 metre. Orayı da size göstereceğim. Sonrasında tekrardan dönüp o ahşap ev güzergahından Tazı Kanyonu rotasından doğru devam edeceğim. Arkadaşlar Yer Köprü burası. Şöyle göstereyim. Yani şu kayalık alan bunun altından ileriden su gelip altından geçiyor. Bu şekilde akarak devam ediyor. Tazı Kanyonu'nda suyun geldiği lokasyon orası. Ben bu dağın zirvesinden sağdan Tazı Kanyonu'na doğru tırmanacağım. Şimdi insanlar şu şekilde merak ediyor olabilir. Şu an burada hiç su yok. Evet. Bu dönemlerde Tazı Kanyonu'nda su olmuyor. Olmamasının sebebi şu. Kamplı bisiklet turuna çıktığımda 3. gün Kasımlar Köyü'ne gitmiştim. O Kasımlar Köyü'ne bir baraj yapıldı. Kasımlar Barajı. O barajdan suyu kestikleri anda Tazı Kanyonu'nda su olmuyor. Yani içeriye doğru belli bir yere kadar koşarak gidilebilir. Daha önce gitmişliğimde olmuştu. Arkadaşımla beraber. Ama rafting aşağıda devam ediyor. Çünkü 4 yani 5 kilometre aşağıda kaynak sular sürekli dağdan çıkıyor. O yüzden rafting turizminde herhangi bir etkilenme olmuyor Kasımlar Barajı'nda su kesildiğinde. Ama Tazı Kanyonu'ndaki su direkt kuruyor. Yani birazdan Tazı Kanyonu zirvesine çıktığımda aşağıya baktığımda su göremeyeceğim. Kupkuru bir yer olacak. Ama yağışlar başladıktan sonra burada inanılmaz bir su sesi ve doğal bir harika oluyor. Evet, yol ayrımından saptık. Ahşap evi sağımıza alarak devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer Yer Köprü istikametine giderseniz orada da kırmızı beyaz işaretler var. Ama o sizi Selge rotasına götürüyor. Tazı Kanyonu'na götürmüyor. O yüzden Tazı Kanyonu'na çıkmak isteyenler bu ayrımı kaçırmaması lazım. Yoksa çok başka bir yere çok daha zorlu bir dağ geçişinden geçecekler. Tavsiye ederim ama hedefinize göre ilerlemenizi daha çok tavsiye ederim. Daha önce koşarak video çekmediğim için farklı bir patikadan devam etmişim. Hemen fark ettim. Rotaya girdim. Eğer paylaşacağım Strava linkinde öyle bir sapma görürseniz siz işaretleri takip edin. Zaten aynı rotaya sizi çıkaracak. Tırmanış başladı. Tabii koşarak çıkmak biraz zor.
çok iyi formda olmak lazım. Teknikle bir tırmanış. O yüzden hızlı hızlı yürüyerek çıkıyorum. Her zaman kırmızı beyaz işaretleri göremeyebilirsiniz. Baba taşlar var. Bu da biraz yıkılmış. Şöyle üst üste koyduğunuzda ileriden daha rahat görülebilecek taşlar. İşaret göremezseniz bu tarz baba taşlara da dikkat ederek çıkabilirsiniz. Şöyle devrilen yere tekrardan taş koydum. Yoluma devam ediyorum. Evet, tırmanmamız devam ediyor. Benim genelde kaderim bu yönde. Bisikletle de koşuda da tırman. Ama şu güzellikler için kullanılmaz mı? Yanıma küçük bir su matarası aldım. Havada sıcak. Daha Manavgat'ta yaz esintileri devam ediyor. Kasım ayındayız. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Her şey keyifli. Bu tarz tırmanışlı rotalarda eğer yürüyüş yapacaksanız yeni başlayanlar için kesinlikle baton kullanmalarını tavsiye ederim. İşlerini çok kolaylaştırır tırmanış yaparken. Böyle riskli yerlerden geçerken dikkat edin, aşağı gidebilirsiniz. Gerçi ben de gidebilirim ama bu tarz şeyleri nedense seviyorum. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz ağaç dağ çileği. Böyle meyveleri var. Çok lezzetlidir. Ama olmamış. Biraz sert. Ama yok. Daha yumuşağını bulmam lazım. Biraz daha zamanı var herhalde. Rota üzerinde çok görebilirsiniz. Evet. 7 kilometre oldu. Yavaştan yaklaşıyorum. Yürü koş yapıyorum. Arazinin eğim durumuna göre. Ama kesinlikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bu rotayı deneyecekseniz de yanınıza çok su alın. Yoksa büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, çıkışımız bitmek üzere. Şöyle bir yerden geçeceğiz. Sonrasında düzlüğe çıkmış olacağız zaten. Tırmanış bittikten sonra böyle düz bir yola çıkıyoruz. Sağdan devam edeceğiz. Buradan Tazı Kanyonu'na kadar
yol bu şekilde. Araç yolu olarak devam ediyor. 2 kilometre falan olması lazım. Şu an 7 kilometre küsur oldu. Yoldan yaklaşık 2 kilometre geldim. Burada zaten otoparkı görürsünüz. Araçlarla beraber. Şu şekilde. Buradan sola doğru gideceğiz. Güzel bir yolculuktu. İşte Spartırım da burada. Beni bekliyormuş. Oo hanım yer iyi. Kuruldum. Vallahi iyisin. Evet. 9 kilometre oldu. Ve finish noktasındayım. Şöyle. Ve arkadaki manzaramı da göstereceğim. Azı Kanyonu'ndayız. Toplamda 9 kilometre geldim. 445 metre irtifa kazanımım oldu. 1 saat 15, 1 saat 16 dakika falan sürdü. Videonun sonunda bununla ilgili görsel haritayı zaten sizinle paylaşacağım. Sormak istediğiniz bir soru olursa her zaman yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Oradan bilgim ve gücüm yettiğince size cevap vermeye çalışırım. Artık bir sonraki koşu videosunda ya da başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.